Bugünkü misafirimiz 2017 model Megane 4 Touch paket, Joy paket araç. Joy Touch'a aynı özellikler açılıyor. Bunları açtığımız özellikleri de ikona ekstradan işte ekranla ilgili şeyler geliyor. Şimdi uzun zamandır Megane 4 açıyoruz ama ekstra birkaç özellik geldiği için onları size göstermek istedim. Farlar açıkken çevirelim sağa sola. Bakın dönüşe duyarlı sistemimiz diğer taraf. Düzleyelim. Farları kapata, sinyal verince de yanar şeyler sistemimiz. Geri vitese takalım. Evet, geri viteste çiftsiz farıyla çevre aydınlatma yapıyor. Farları kapatalım. Sinyal verelim. Bak sinyal verdiğim tarafın gündüz dedi sönüyor. Diğer taraf. Bu da Audi stilinde sinyalin görünürlüğünü artırıyor. Şimdi farları açalım. Bak normalde farları açınca ledler kısılıyordu. Kapatalım farları. Artık ledlerimiz kısılmıyor. Bu da çok enfes bir özellik. Şimdi aracın içinden birkaç şey var. Onları göstereyim. Şöyle kapatarak mı göstereyim ekranı? Lastik basınçlar OK'ye basınca mı gelecek? Şimdi lastik basınçlarımız bardı. PSI olarak yaptık. 32-33 olarak görünüyor. O da kontrol anlamında daha güzel bir özellik. Şimdi ayarlara girelim aşağı inip. Bir yukarı gelelim. Yorgunluk takibi. Arkadaşlar bu çubuğu yıllardır getiriyor insanlar ama çalışmıyordu bu sistem. Biz artık bunu çalışır halde yapıyoruz. Yani araç belli bir süre kullanınca bu çubuk dolmaya başlıyor. O da gerçek anlamda yorgunluk takibi. Bu da yeni özelliklerden birisi. Ayarlara gelelim. Okey. Bakın burada araç kısmında sadece sürücü kapı kilidi açma diye bir şey. Bu anti gasp özelliği. Yukarı çıkalım. Geri tuşuna basalım. Hangi menüden girildiği görünsün diye geri. Ha, araç ayarlarda aracın içinde. Tekrar girelim araca. Bakın burada sadece sürücü kilidi kapı. Seçelim onu. Onu göstereceğim şimdi. Tamam aracı stop edelim. Alayım anahtarı Furkan Bey. Furkan Bey de eski müşterimiz. Herhalde 10. arabasını açıyoruz. Çıkabilirsin abi. Şimdi kapımız kilitli. Şimdi bu anti gasp olayı ne işe yarıyor? İşte aracın tek kullanıyorsanız genelde. İşte aracı kumandada açtığınızda şoför kapısını açalım lütfen. Kapatalım geri. Arka taraf açılıyor mu? Bakın arka kapı açılmıyor. Bagaj da açılmıyor. Yanlardaki ön arka kapı da açılmıyor. Hani diğer kapılardan biri girip bir şey gasp etmesin diye. Ama kumandadan bir daha açtığında arkaya bakalım. Bakın arka kapı açılıyor. Yani isterseniz ama bunu ekrandan kapatabilirsiniz. Yani tek açışta tüm kapılar da açılabilir. Şimdi ledlere ne yaptık? Ledlerin bakın kapanışta parlaklığı çok kısıktı. Şimdi kilitliyorum. Animasyonunu yanarak kapanıyor. Aynı şekilde açtığımda da çakarak açılıyor. Maksimum güçte kalıyor. Arkaya da gösterip bitireyim. Ha bir şey daha yaptık bu araca. Ya. Bu tam açılış oldu bu araçtaki. Kilitledim. Ledler kısılıyor. Çakarak vuruluyor. Açınca da yine çakarak açılıyor. Maksimum gücü ulaşıyor. Şimdi bu araç LPG'li. Onu da göstereyim. İşte şurada var bakın. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi normalde LPG'de benzin ibresi düşüşü oluyor LPG'li araçlarda. 300 km'de bir düzeliyor. Biz onun süresini kısaltıyoruz. 50-60 km'de bir bu kendini resetlediği için hiç sanki LPG'de kullanırken benzin ibreniz düşmemiş gibi görüyorsunuz. O da güzel bir özellik. Son olarak bu araçlarda lastik basınç sensörü bozulanlar oluyor. Biraz pahalı olduğu için değiştirmek istemiyorlar. Lastik basınç sensörünü de tabii ki öncelikle tamir ettirip değiştiriyorsanız değiştirin ama iptal ettirmek isterseniz de Megane 4, Clio, Fluence bunlarda ve Ford grubu araçlarda lastik basınç sensörünü iptal edebiliyoruz. Yerimizi de göstereyim. Biz aslında Ankara'dayız ama 25 ilde şubemiz var. Şöyle göreceğiniz Renault Dacia, Ford, Volkswagen, Saab, Skoda, Audi araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Şöyle uzun uzun anlatmayacağım. İnanın aramalara cevap veremiyorum. WhatsApp'tan şu numaradan veya videonun sonuna ekleyeceğim ikinci numaraya aracın özel broşür isteyebilirsiniz. İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Urfa, Antep, Hatay, Samsun, Çorum, Trabzon birçok ilde şubemiz var. Erzurum'da en büyük şubelerimizden birisi. Herkesi bekleriz.